Sektöre Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar sevgili seyircilerim. Efendim bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşacağım sizlerle. Biz bu konuyla birçok şey yapacağız. Hem astroloji konuşacağız çünkü biliyorsunuz artık astroloji bir gökbilimi ve geçmiş yıllardan beri bizi etkiledi. Yüzyıllardır, milyon yıllardır yeryüzü gökyüzü bir, birlikte hareket ediyorlar. Ona göre bazı şeyler değişiyor. Gökyüzü hareketlerine göre yeryüzünde de bir takım değişiklikler yaşıyoruz elbette. Ve Access Bars, son günlerde sizlerin de çok duyduğunuzu düşünüyorum. Access Bars ama o kadar çok şeye yarıyor ki bugün Access Bars'tan da konuşacağız ve bunların eğitiminden konuşacağız. İstemez misiniz özellikle Access Bars eğitiminden? Astroloji eğitimi de olur tabii. Ne güzel, kendinize, çevrenizdekilere faydanız olur. Çünkü siz bu eğitimi aldıktan sonra belki eğitim verirsiniz yakınlarınıza. Birlikte bir şeyler yaparsınız. Bilmiyorum öyle şeyler oluyor mu tabii. Konuğum var efendim. Konuğum İrem Ercil. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün daha çok eğitimlerden konuşacağız. Çünkü eğitim alındıkça, söylediğim şey doğru muydu? Eğitim alıp eğitim verebilecek sertifikaya sahip olan kişiler yakınlarına da eğitim vererek veya tanıdıklarına elbette birbirlerine fayda sağlayabiliyorlar. Elbette. Düşünsenize iki tane arkadaş lise yıllarında beraberlermiş. Sonra 30-35 yaşında Access Bars eğitimi alıyorlar. Ve birbirlerine yıllarca Access Bars yaparak botoks etkisi, yüzde dolgu etkisi, zayıflama hatta... Bahsettiğiniz şey facelift. Facelift ile aynen dolgu, botoks, herhangi bir iğne, acı olmadan bu cilt kaldırma işlemini yapıyoruz. İlk seferinde 20 seans alıyorsunuz ve ciddi bir değişiklik görüyorsunuz. Sonrasında ayda bir ya da 1,5 ayda bir almanız yeterli oluyor. Ama sadece facelift değil, Access Bars'la da dediğiniz gibi iki arkadaş birbirlerinin hayatlarını, birbirlerinin başlarına dokunmak suretiyle değiştiriyorlar. Bu arada tabii sadece görüntüyle değil, zaten içsel yolculuğa evet da çıkarak kim olduğumuzu, ne olduğumuzu farkına varıp bazı şeylerin anlayıp belki de geçmişe dönüp bilinçaltına inip bunlar da kazanılabiliyor. Ve kilo da verdiriyorsunuz. Kilo çok büyük sorun hanımlar ve beyler için yıllar geçtikten sonra. Bu hoşluğunuzu biz Access Bars'a bağlayalım mı siz? Ama kendimize yapamıyoruz değil mi? Öyle bir yok şey var. Kendimize yapmak yasak. Facelift'i de yapamıyoruz kendimize. Bir başkasının uygulayıcı olması gerekiyor. Evet. Çünkü o sırada çok dinlenmiş olmalıyız. Kendimizi tamamen teslim etmeli ve başka bir şey düşünmemeli ve karşımızdaki kişinin hünerli duyguları, hünerli dokunuşlarına... Soruları diyelim. Efendim? Soruları. Sorular? Access'te soru soruyoruz aslında. Yaptığımız seans esnasında. Siz mi soruyorsunuz? Dokunuyoruz. Bizler soru soruyoruz. Çünkü Access sorulardan oluşan aslında bir bilinçlilik sistemi. Evet, başımıza dokunuyoruz. 32 tane kanıtlanmış akupunktur noktası var. Aslında temelde yaptığımız şey uygulamada başımızdaki o noktalara dokunmak. Ancak arka planda yaptığımız şey yalnızca soru sormak. Sorduğumuz sorularla birlikte kişiyi sonsuz olasılıkları açmak. Çünkü bir cevap yarar ya da musunuz? Hayır, kesinlikle cevap istemiyoruz. Kişi elbette konuşuyor ama zaten yapmaya çalıştığımız şey bugüne kadar yaptığımız ve bizi içinde bulunduğumuz kaosu sürükleyen şey zaten cevap vermek, karar vermek ve bir yargı oluşturmaktı şimdiye kadar. Bar seanslarıyla birlikte kişileri soru sormayı öğretiyoruz, soru sormaya alıştırıyoruz. Çünkü bizler soruma soruyla cevap verme, bana soru sorma, bana cevap ver şeklinde yetiştirilmiş nesilleriz. Dolayısıyla bizler... yani yanlış demeyelim, yanlış ya da doğru diye bir şey yok Access'te. Her ikisi de ilginç bakış açıları. Ama Access sorulardan işleyen bir bilinçlilik sistemi. Soru sordukça size sonsuz olasılıklar açılıyor. Çünkü siz bir karar verdiğinizde ya da bir yargı oluşturduğunuzda o sonsuz olasılıklardan yalnızca bir tanesini seçmiş ve birine karar vermiş oluyorsunuz. Halbuki biz beynimizin %10'unu kullanan insanlarız. Düşünsenize %10 kapasiteyle verdiğiniz karar, bir de soru sorarak sonsuz olasılıklara bıraktığınızda bunu karşınıza gelebilecek imkanları düşünün. Bu arada beynimizi kullanma derecemizde de bir artış olabiliyor mu? Biraz zorluyor mu yüz beyni? Neden olmasın? Çünkü soru sorduğunuz zaman sonsuz olasılıklar geliyor karşınıza gerçekten ve sizin hayallerinizin ötesine taşıyor. Çünkü Access sorularının bir kısmı öyle başlar. Hayallerimin ötesinde diye. Bu özellikle hayal kuramayan, bu tarafı birazcık zayıf benim gibi insanlar için muazzam bir, evet ben hayal kuramayan, imgeleyemeyen bir insanım. O yüzden Access'le ilk tanıştığımda çok heyecanlanmıştım. İnsandınız mı acaba?
Hala mı öylesiniz? Öyleyim evet. Çok fazla hayal kuramıyorum ama hayal kurmama gerek yok. Çünkü zaten hayallerimin ötesinde şeyler diliyorum. Bunlarla ilgili sorular soruyorum ve bunları deneyimliyorum. Mesela ben nasılın çok önemli olduğunu duymuştum. Nasıl sözcüğünün sihirli olduğunu duymuştum. Kesinlikle. Doğru mu? Evet. Neden değil nasıl sorusu. Neden bizi kaosa sürüklüyor? Çünkü bir şey olmuş bitmiş. Bunu dönüp değiştiremiyoruz. Onu silemiyoruz. Hayatımızdan da çıkaramıyoruz. Evet, onu yarattığımız noktaya gidip bunu temizleyebiliyoruz. Zaten çok ciddi ve çok derin bir bilinçaltı temizliği. Ben çok bilinçaltı temizliği kelimesini kullanmak istemiyorum. Bunu yapan birçok yöntem, birçok bildiğimiz farklı sistem var. Burada da aslında bir bilinçaltı temizliği yapıyoruz. Fakat burada gerçekten bilinçaltının da çok derinlerine iniyor. Çünkü size bir soru sorduğumda siz bana cevap vermeseniz dahi, konuşmasanız dahi, aklınıza bir şey gelmediğini zannetseniz dahi aslında bilinçaltınız sizi o soruyu sorduğunda yarattığınız noktaya götürüyor. Örneğin bir konuyla ilgili korku, kaygı, para kaygısı, para kazanamama kaygısı, evlilik korkusu. Size bunun ne anlama geldiğini sorduğunda siz bu korkuyu ya da kaygıyı her nerede yarattıysanız bilinçaltınız sizi o noktaya götürüyor. Ve o noktada bir temizlik yapıyoruz. Dolayısıyla yarattığınız noktayı iptal ediyoruz. Hı hı. Bu çok ciddi bir şey. Hı hı. Yani her nerede yarattıysanız artık o yok oluyor. Sorular birdenbire... Evet, o yüzden neden değil, nasılla çalıştığımızda bunu yok ediyoruz. Neden dediğinizde sürekli kaos. Bunu ben neden yaşadım, neden ne? Bu başıma geldi, ne? Niye ilk başıma geldi? Sözcüğü, ne sözcüğü, ne? Neyi de söylemeyelim değil mi? Ne olabilir? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Bundan evet, daha biz daha de çünkü sonsuz ya, bu bir yelpaze açılımı başka gibi neler düşünün. Mümkün? Evet, başka neler mümkün? Çünkü bizim dediğim gibi yani %10 kapasiteyle üretebileceğimiz 1, 2, 3, 5 sınırlı sayıda. Ama siz başka neler mümkün dediğinizde hakikaten sizin aklınıza gelmeyebilecek ihtimallerle de karşılaşıyorsunuz. Ve düşünsenize seçim yapıyorsunuz. Ne kadar keyifli. Şimdi ihtimallerle karşılaştığımız gibi... O soruların cevabını da alıyoruz. Çünkü ben bunu yaptım. Karşınıza geliyor. Ben bunu evet. yaptım. Access Bars'la tanıştım. Harika. Bir örneğim şu anda. Seyircilerim için harika. De öyleyim. Ve Access Bars'ta içinde bulunduğum zor şartlarda hala da söylerim. Hı-hı. Şu anda içinde bulunduğum durumdan daha güzel, nasıl daha güzel olabilir hayatım? Hı-hı. Tabii onlarca, yüzlerce, binlerce soruyorum. Bir başlangıcımız. Ve hep aklıma iyi şeyler geliyor. Bu başlangıç öyle mi? Tabii. Evet. Access'te sadece soru var. Yani İkinci soru ne? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Bu gibi başlayan birçok sorumuz var. Bunlar temel sorularımız. Bir sürü konuya uyarlanabilir. İşte gelirim bundan daha iyi nasıl olabilir? Hayatım bundan daha iyi nasıl olabilir? Daha fazla para kazanabilmem için neler mümkün? Elbette bu soruların çalışabilmesi için barlarınızı çalıştırmamız tabii. gerekiyor. Sonrasında evet. siz iki seans arasında kendinize kaldığınızda zaten sizden yapmanızı rica ettiğim tek şey benim kendi danışanlarımdan bol bol soru sormaları. Çünkü soru sormak bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Bu bir alışkanlık süreci, bir zaman gerektiren bir şey. Dolayısıyla özellikle ilk birkaç seansta seans aralarında bol bol akıl her geldiğinde, sabah kalktıklarında, gece yatmadan önce hani dua ritüellerimiz vardır ya. Evet. En azından o dönemlerde, o saatlerde mutlaka işin içerisinde soruları katmalarını söylüyorum ve gerçekten çok faydasını görüyoruz. Siz konuşurken gözünün önüne ne geldi biliyor musunuz? Sus sorma. Daha fazla sorma. Annelerin çocuklarına yaptığı şey. Sus, sus dedim. Soru sormak yok. Soru sormak yok. Soruma soruyla cevap var mı? Hayır bırakın onu. Onu yetişkinler yapıyor. Sorma söyle cevap verme, neler düz cevap ver falan. Tamam orada evet. efelikleri var da ama anneler çocuklarını böyle yetiştiriyor. Evet. Soru sorma, daha fazla sorma. O yüzden çok aşağıdan çok derinden gelen bir kültür bu bize yerleştirilen şey. O zaman soru soracağız tabii ki merak ediyoruz. Efendim tabii astroloji de çok önemli. Hı. Astroloji deniyor ki son günlerde bir takım değişiklikler oldu öyle mi burçlarda, yıldızlarda? NASA bu haberi yalanladı tabii ki çünkü çok kadim bir bilgi astroloji. Milattan önce 2500'lü yıllara dayanan oldukça eski bir gökbilimi sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla o taşları yerinden oynatabilecek çok ciddi bulguların olması lazım. Çünkü şu ana kadar son derece işte ülkeler astrolojisine baktığınızda, dünya astrolojisine baktığınızda son derece isabetli kişiler bazında zaten son derece başarılı teknikleri var. Dolayısıyla bu taşları yerine oynatabilecek ciddi bulgulara ihtiyaç var. O haberin sabahında ben çünkü çok sıkı takip ediyorum. Benden de bilgi bekleyen etrafımda çok insan olduğu için sabah çok erken saatlerde NASA o haberi yalanladı.
Tamam. Şu anda hiçbir değişiklik yok. Her şey yer yerinde. Panik yok yani. Çok güzel. Tamam. Peki. Şimdi dediniz ya hani ülkelerin konumları falan dediniz biliyorsunuz. Ama ülkelerin konumlarında da şimdi dünyada hareketlenmeler var. Meridyenler ve paralellerde biraz oynamalar var. Bunlardan mutlaka bilginiz vardır. Çok az da tabii olsa. Ki. Ve böylece ülkeler yer değiştirmeye başladı. Bu yer değiştirme sırasında da ülkelerin yeniden doğuşu gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yeniden şekillenmesi, var olması. Çok ufak ufak da olsa mesela şunu söylediler çok ilginç. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz, duydunuz mu? Artık Rusya'da kadınlar bu kadar ve erkekler beyaz olmayacak. Çünkü güneş farklı açılardan gelmeye başlıyor falan gibi şeyler duyduk. Olabilir bu tarz değişiklikler. Fakat astrolojik olarak baktığımızda örneğin Türkiye için konuşuyorum. 29 Ekim işte 1923 yılında akşam 20.30 itibariyle anlaşma yani kuruluş tarihi budur. Yani Türkiye'nin doğum tarihi ve saati net olarak budur. Dolayısıyla bu değişmeyecek. Akrep burcundayız. Evet, yengeç yükseliyoruz. O yüzden böyle yengeç. Son derece anaç, son peki, derece sevgi. Peki ay burcumuz nedir? İkizler. Birçok şeyini biliyorsunuz tabii. Tabii. Bu çünkü durumda. Bu geçtiğimiz dönemde yaşanan olumsuz, hepimizi etkileyen malum olaylarla ilgili zaten hani gökyüzünü takip ediyoruz sürekli. Evet. Ben Ocak ayından beri söylüyorum. Beni yakından takip edenler biliyorlar. Ocak ayından beri Eylül'e doğru protest olaylar yaşayacağımız, devlete karşı bir hani ayaklanma girişimi tarzında şeyler yaşayacağımız zaten belliydi. Fakat yorumlayamadığım bir şey vardı. Bu bir uçurtma şeklinde meydana geliyordu aslında bu yaşanan olaylar gökyüzünde. Uçurtma astrolojide karşılaşabileceğimiz çok keyifli açı kalıplarından biridir. Sonunda hangi cümleyi kurarsanız kurun, sonunda söyleyeceğiniz cümle mutluluk verici bir şey olması lazım. Bir ucunda ödül olması lazım. Bir karşılığı olması, bir kazanımı olması lazım. Fakat bu yaşanacak olaylar hani protest olaylar bekledim. Hani geçmişte yaşadıklarımıza benzer şeyler. Fakat ucundaki o uçurtmayı bir türlü yorumlayamamıştım ben kişisel olarak. Hani ne olabilir bundan kazanımı? İşte gördük sonunda liderlerimiz, aslında bir araya gelmez denen liderlerimiz bir araya geldiler ve muhteşem bir tablo oluşturdular. Demek ki o yaşanan şeylerin aslında ödülüydü de buymuş demek ki dedik sonradan. Toplumda bir birlik sağlam. Evet, o birlik, beraberlik olmaz denen, işte %50 denen, ikiye bölündük denilen olayların tamamı geride kaldı ve birlik olduk, beraber olduk. Aslında uzun zamandır ihtiyaç olan bir şeydi ve bu bir tetiklenmeydi zaten. Sonuçta bunu yaşadık. Evet, en son ay tutulmasında balık burcuyla ilgili bir durum vardı değil mi? En son ay tutulması geçtiğimiz ay. Neydi bu ve çok büyük ayrılıklar, ölümler olabileceği, hatta kayıplar olabileceği söylendi ve sanat camiamızdan da, aile içinde de birçok yerde de hastalıklar, kayıplar görüldü. Bu aslında Güney Ay düğümü şu anda Balık burcunda, biraz onun etkisi. Balık biraz merhamet, yeri geldiğinde tabii ki açı, diğer açılarla ya da diğer gezegenlerle olan iletişim çok önemli. Hangi evde olduğu, nasıl yorumlayacağımızı çok değiştirebilir. Ama merhametin, karşılıksız vermenin, fedakarlığın ve zaman zaman da kurban olmanın burcudur aslında balık. Dolayısıyla Güney Ay düğümünde olması bir şeyleri bu dönemde, içinde yani Kasım 12'de başladı aslında bu Güney Ay düğümünün balığa geçişi. Yaklaşık bir yılını tamamlamak üzere 1,5 yıllık bir periyot. Bir 6 ayımız, 7 ayımız kadar kaldı. Bu 1,5 yıllık dönemde Güney Ay düğüm balıktan çıkana kadar karşılıksız vermek, bir şeyleri tartmadan, dengesiz olarak yani fazlasıyla vermek bize zarar getirecek şeyler. Çünkü Kuzey Ay düğüm Başak'ta bize bilgiyi, araştırmayı, bir şeyin karşılığını, akıllı mantıklı davranmayı, rasyonel olmayı öğütlüyor. Dolayısıyla biz bu dönemde yapacağımız davranışları, alacağımız kararları birazcık daha mantık çerçevesinde, duygulardan biraz daha uzaklaşarak vermek durumundayız. Tam tersini yaşayacağımız 9 yıl sonraki dönemde de biraz daha o zaman karşılıksız verme dönemi olacak. Fedakarlık bize prim kazandırıyor. Evet, 9 yılda bir dönüyor bu şeyler. Ay düğümleri değiştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki 9 yılı aslında etkileyecek bir süreç. Akıllı mantıklı olmak, rasyonel olmak, bir şeylerin karşılığını alıp alamayacağımızı tartmak. Başak Burçları bizden şanslı mı? Kuzey Ay düğüm Başak'ta olduğu için elbette onlar için. Yükseleni Başak olanlar, Burcu Başak olanlar o bu dönemde. Siz? Sizin ben burcunuz? Akrep Burcu'yum. Akrep, benim ayım Akrep'te.
Evet. Hı-hı. Ondan akreplerle de bir hoş şeyim vardır. Su burçları evet zaten. Su burçları birbirine. Yükselim yengeç. Aslında biz Türkiye'yiz bakın. Birlikte bir Türkiye oluşturduk. Birlikte bir Türkiye oluşturduk. İkizler yok ama olsun. Olsun. Vardır o bir yerlerde var. Şöyle bir yıldız haritasına baktığımız zaman bütün bunlar çok güzel şeyler. Hı-hı. Harikulade bilgiler veriyorsunuz. Ben gelecekle ilgili bir şey sormayacağım size. Yani bundan sonra ne olacak? Zaten anlattınız. Hani bana çok iç açıcı görünmedi ama yine de dikkatli olmamız gereken yıllardayız. Evet, astroloji eğer gerçekten yol haritası olarak bakar ve bu şekilde faydalanmaya çalışsak gerçekten özellikle bireysel anlamda kendi hayatlarımız için çok ciddi bir ışık tutuyor geleceğimize. Çünkü astroloji bir fal değil, bunu artık hani herkes biliyor. Bu tarz beklentiyle yaklaşanlar da o yüzden farklı algılıyorlar. Aslında bu bir gerçekten yol haritası. Çünkü sizin neyle karşılaşacağınızı söyler, sizin nasıl davranacağınız, neyi seçeceğiniz, hangi yolu seçeceğiniz sizin özgür iradenizdir. Ve seçeceğiniz karara göre de bir sonraki yol ayrımınızda karşılaşacağınız şey ve davranışınız değişecektir. Dolayısıyla geleceğiniz sürekli değişiyor. Şu günden bakıp da size bir yıl sonrası için söyleyeceğim şey şu andaki sizle paralel olarak söyleyeceğim şeydir. Ama sizin bundan 6 ay sonra vereceğiniz karar, 1 ay sonra karşılaşacağınız olay değişmez. Çünkü açılar, gezegenler yine orada olacaklar. Ama sizin bundan 6 ay sonra vereceğiniz karar, 1 yıl sonra karşılaşacağınız olayda vereceğiniz kararı etkileyecek. Harikasın. O yüzden çok dinamik. Eğitim veriyorsunuz bir yandan. Ona da geleyim. Çok astronom kaldı. Ne kadar çok bitiyor programlar. Evet. Böyle zevkli konular olunca tabii. Eğitim veriyorsunuz bir yandan da, değil mi, Access Bars'la ilgili? Bunun için ne yapmak gerekiyor? Access Herkes bu eğitimleri alabilir mi? Ve astroloji eğitimleri de veriyoruz aynı zamanda akademimizde. Access Bars bir tam günlük bir eğitim. 8 saat sürüyor. Eğitim esnasında siz karşınızda eşleştiğiniz kişiye 2 seans uyguluyorsunuz. Öğrenmek adına karşınızdaki de yine öğrenmek adına size 2 seans uygulamış oluyor. Yani aslında bir eğitim aldığınız zaman aynı zamanda 2 de seans almış oluyorsunuz. Avantajlı bir durum. Ve bu eğitimi aldıktan sonra Amerika'dan bir Access Bars uygulayıcı sertifikanız olmuş oluyor. Evet, eğitmeni benim olduğum, altında benim imzam olan bir sertifikanız olmuş oluyor. Bu sertifikayla birlikte dilerseniz artık bir uygulayıcı oluyorsunuz o bir Kaç günün gün sonunda. Kaç gün sürüyor eğitimler? Bir tam gün sürüyor. Bir tam gün. Evet. Yani uygulayıcı olmanız için gereken aslında bir tam günlük bir eğitim. Ne kadar güzel. Evet, ve aynı anda zenginleşiyoruz Access Bars'ı olarak da. Kesinlikle. Siz zaten her şeyden önce 2 seans almış oluyorsunuz. Sonrasında uygulayıcı olmuş oluyorsunuz. Öncelikle kişiler genelde yakın çevrelerinden başlıyorlar ama dilerlerse bunun ücret karşılığında da artık yapmaya başlamaları için herhangi bir engel kalmıyor. İlerlemek isterlerse süreçler biraz daha farklı ama uygulayıcı olmak için gereken tek şey bir tam günlük eğitim. Astroloji eğitimi için? Astroloji bireysel ve grup eğitimlerimiz var. Grup eğitimlerimiz maksimum 8 kişi oldukça nezih sınıflarda oluyor. Çünkü sayının fazla olması karışıklığa neden olabiliyor. Konuların biraz daha ağır işlemesine neden olabiliyor. Biz maksimum 8 kişilik sınıflarla çalışıyoruz. 7 ay sürüyor. 2 dönemden oluşuyor. 7 ay artı 7 ay. İlk dönemde temel olarak haritanın özelliklerini öğreniyorsunuz. Açıları öğreniyorsunuz. Açık kalıplarını öğreniyorsunuz. Haritayla ilgili temel dinamikler, gezegenler, burçlar, evler, nitelik, element dengeleri, İşte güneşiniz, ayınız, yükseleniniz gibi. Çünkü güneş aslan, yükselen aslan ve ay aslanın yorumları birbirinden çok farklı. Bütün bu ayrımların farkına varıyorsunuz ve çapraz olarak hangi gezegen, hangi evde ve hangi burç altında, diğer hangi gezegen, ev ve burç altındaki şeyle birleştiğinde, hangi 30 derece mi, 60 derece mi birleştiğinde nasıl bir etki oluyor, bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede ilk 7 ayı tamamladığınızda herhangi bir kişinin doğum bilgilerini bildiğinizde doğum haritasını çıkarabilir hale geliyorsunuz. Eğer ikinci 7 aya devam etmek isterse öğrenciler, orada da rektifikasyon süreci devreye giriyor. İleri tahmin teknikleri, işte ilişki astrolojisi dediğimiz, soru astrolojisi dediğimiz şeyler devreye giriyor. O biraz daha derin ve ileri bir kapsam ama kişi dilerse birinci bölümü bitirdikten sonra tüm sevdiklerinin etrafındaki herkesin haritasını yorumlayabilecek kapasiteye geliyor. Peki bu haritada doğum var ve nihai sonda var mı? Elbette var ama bunu tabii farklı hesaplamaları var. Bunu direkt olarak sizin ölüm yılınız şudur ya da işte ortalama ömrümüz 60 yıldır gibi bir şey kesinlikle dile getirmiyoruz. Fakat kişiye çok ciddi bilgi verebilecek sağlığıyla onu ilgili. Onu görüyor musunuz? Tabii ki ölüm tarihini göremeyiz. O tarih yok. Değil, yıl olarak.
Yıl olarak göremeyiz ama anne ya da babasının örneğini, babasıyla ilgili karşılaşabileceği riskler, tehlikeli olabilecek durumlar elbette görünüyor. Evet. Kendisiyle de ilgili, sağlığıyla ilgili çok ciddi ipuçlarımız var. Hı-hı. Bazen şey diyorum, hani böbreklerinize dikkat edin lütfen diyorum. Eğer böbreklerinizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız bu durum kronik hale gelecek ve sizin tedavi olmanızı gerektirebilecek hani uzun bir sürece girebilir. Kişi diyor ki ben diyor böbreklerimden kemoterapi aldım vaktiyle diyor. Hani zaten onu yaşamış. Biliyor. Dönem olarak tabii çok o döneme gidip o açılara bakmak lazım. Ama o tarihte gelmiş olsaydı büyük olasılıkla zaten biz o karşı karşıya kaldığı riski de görmüş olacaktık. Anladım. Bunun dışında bir de bireysel astroloji eğitimlerimiz var. Evet. Benim gibi kurumsalda çalışırken bu eğitimleri alanlar için, grup derslerine uyamayanlar için. Çünkü genelde güzel. Hafta içi sabahları ya da hafta sonu sabah oluyor. Hı hı. Bireysel olarak da kendilerinin belirleyeceği vakitlere göre bu 7 aylık süre kısalabiliyor böylece. Böyle bir alternatifimiz var. Harika. Dönüşüm Akademisi efendim. Size Dönüşüm Akademisi Google'dan dedikleri zaman ulaşacaklar. Harikulade bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için sevgili İrem Ercil. Ve sizi daha çok görmek istiyoruz. İnşallah. Tabii. İnşallah. Efendim sevgili seyircilerim, bir program daha sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.